Yuvarlanmalı yataklar. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konu. Biz eğer aksi belirtilmediği sürece yataklamaları iki yerden yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz daha önceki anlatımlarımızda da söylemiştik. Dolayısıyla milin sağ tarafı ve sol tarafından olmak üzere iki yerden yatak diyoruz. Mil tek yerden yataklanmaz, üç yerden yataklanmaz. Orası iki yerden yataklanır. Ve yine aksi söylenmedikçe bir tanesini serbest yatak yapıyoruz bu yataklardan, bir tanesini ise sabit yatak yapıyoruz. Sabit yatak demek arkadaşlar yataklamanın yapıldığı yerde milin gövdeye göre relatif olarak hareket etmemesi demektir. Serbest yataklama yapıldığı yerde ise eksenel doğrultuda mil gövdeye göre relatif hareket edebilir. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi herhangi bir nedenle eksenel kuvvet olsun olmasın birini serbest birini sabit olarak yatak olarak yaparız. Çünkü bazen miller ısınırlar ve o ısınmalar nedeniyle yataklarda kasmalara neden olmasın diye dolayısıyla bir tarafın serbest yatak yapılması mantıklıdır. Diğer ikinci noktada gövde arkadaşlar yataklamanın yapıldığı yerdeki gövdenin hareket etmediği ve gövdeden herhangi bir yük gelmediği varsayımıyla şimdi bundan sonraki çalışmalarda ve sınavda bunu dikkate alarak sorularımızı yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın sabit bir yatakta bir yataklama yapılmış. Şurada bir mil segmanı var. İç bilezik arkadaşlar. İç bilezik mildeki fatura ve mil segmanı arasına sıkıştırılmış. Dolayısıyla yatak mil üzerinde hareket edemez. Şurada ise bir gövde segmanı var. Gövde segmanı ile kapak arasına sıkıştırılmış dış bilezik. Şu sağ tarafa baktığımız zaman bir de ayrıyetten burada mile açılmış vida üzerinde hareket edip iç bileziği sıkıştırmış bir şey görüyoruz burada, somun görüyoruz. Dolayısıyla iç bilezik burada arkadaşlar sol tarafında mil faturası, sağ tarafında somun arasında sıkıştırılmıştır. Yani iç bilezik milden bağımsız hareket edemez. Veya mille beraber hareket etmek zorundadır. Dış bilezik ise size göre sol tarafta gövde segmanı, sağ tarafta ise gövdeye civata ile birleştirilmiş kapağı arasında sıkıştırılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi sağa doğru bir yük gelmesi halinde mil sağa doğru gitmek isterse ya da sağa doğru bir eksenel yük varsa buradaki yatakta mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanını o dış bileziği ittirmeye çalışır. O da kapağa dayanır ve hareket etmez. Yani yükü taşır. Eğer sola doğru bir yük gelirse buradaki somun iç bileziği ittirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanını o dış bileziği ittirmeye çalışır. O da gövde segmanına dayanır. Hareket etmez. Dolayısıyla yükü taşır. Gerek sağ gerek sol tarafa doğru olan eksenel yükleri taşıyabildiğimiz için veya bu noktada hiç hareket etmediği için yatak biz buna sabit yataklama diyoruz. Şimdi burada ise durum farklı. Mesela sağ tarafa doğru bir mile yük gelse gövde mil segmanı iç bileziği hareket ettirmek isteyecektir. O yuvarlanma elemanı, o dış bileziği dikkat ederseniz şurası dümdüz. Gövdede dış bileziğin sağa doğru hareket etmesini engellen herhangi bir fiziksel etken yok. Dolayısıyla sağ tarafa doğru bu yatak hareket edebildiği için biz buna serbest yataklama diyoruz. Yani gelen eksenel yükün etkisiyle eğer hareket edebiliyorsa yatak o zaman serbest yataklama var demektir. Bir, ikincisi bu serbest yataklamanın yapıldığı yerde eksenel yük taşımıyoruz demektir. Eğer sola doğru bir yük gelmiş olsa mil faturası iç bileziği ittirecek, o sabit bilyeyi ittirecek, yuvarlanma elemanını, o da dış bileziği ittirecek, o da arkadaşlar kayabilecek. Bakın diyeceksiniz ki şu arada çok az mesela atıyorum 2 milimetrelik bir boşluk var ama 2 milimetre sonra dayanabilir. Biz ona bakmıyoruz. Bir fotoğraf çekiyoruz. Burada bir boşluk var mı? Var. Dış bilezik gövdede kayabilir mi? Evet. Demek ki bu serbest yataklama anlamına gelmiştir. Dolayısıyla size şimdi kabaca serbest yatak nedir, sabit yatak nedir onu anlatmış olduk. Bir kere daha tekrar ediyorum. Sabit yataklama yapılan yerde mil arkadaşlar hareket edemez. Serbest yataklamanın yapıldığı yerde ise mil hareket edebilir. Dolayısıyla siz yataklamada kullanılan elemanlarını bildiğiniz sürece gözle bakacaksınız. Milin hareket etmesiyle beraber yatakta
Dış bilezikte ya yatak hareketi, daha doğrusu mil o bölgede hareket edebiliyor mu? Evetse o sorunun cevabı mil o yerde serbest yataklanmış demektir. Şimdi buradaki örneğe bakalım arkadaşlar. Bir önceki örneğin benzeri. Bakın sağ tarafta bir mil segmanı var. Mil segmanı var. Bakın şurası maviyle boyanmış. Burası ise boyanmamış. Burada ise mil faturası var. İç bilezik mil faturası ve segman arasına sıkıştırılmış. Dış bilezik ise gövde segmanı. Bakın şurası taranmış, burası taranmamış. Gövde segmanı ve kapak arasına sıkıştırılmış. Kapak da gövdeye cıvatalarla, bakın eksenlerini görüyorsunuz, sıkıştırılmış. Dolayısıyla şimdi burada arkadaşlar mil sağa doğru gitmek isterse mil faturası iç bilezik, yuvarlanma elemanı dış bilezik olmak üzere harekete zorlanacak. Fakat o da kapağa dayanacak, hareket edemeyecek. Eğer dolayısıyla yük taşınmış olacak. Eğer mil bu noktada sola doğru hareket etmek isterse mil segmanı iç bilezik, yuvarlanma elemanı dış bilezik, gövde segmanına dayanacak ve hareket edemeyecek. Dolayısıyla bu arkadaşlar gerek sağ tarafa doğru gerekse milden sol tarafa doğru gelen yükleri taşıyan bir yatak olmuş oldu. Biliyorsunuz sabit bilyalı yataklar başlangıçta eğer yatak boşluğuyla imal edilmişse eksenel yük taşıyabiliyorlardı. Burada yaptığımız yataklama dolayısıyla ne olmuş olacak? Sabit yataklama olmuş olacak. Aynı yatağı kullanıyoruz. Bu sefer sol tarafta iç bilezik mil segmanıyla yatak milin faturası arasında sıkıştırılmış. Dış bilezik ise arkadaşlar sağ tarafta da boşluk var, sol tarafta da boşluk var. Dolayısıyla milin sol tarafa doğru hareket etmesi halinde mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanı, o dış bileziği, dış bilezikte düz olan gövdede kayar. Şu miktar kadar kayma şansı var. Biz o an itibariyle kayıyor mu cevabı eğer evetse serbest yataklama diyoruz. Eğer mil size göre sağ tarafa doğru gitmeye kalkarsa mil segmanı iç bileziği, iç bilezik yuvarlanma elemanı, yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirmeye çalışır. O da düz olan gövdede kayar. Dolayısıyla yükü taşıyamaz, serbest yataklama söz konusu. Dolayısıyla buradaki yatakta arkadaşlar sağ tarafta sabit, sol tarafta serbest yataklama söz konusudur. Dikkat ederseniz rulman tipiyle iş bitmiyor. Rulman sabit yataklama yapabilecek karakteristikte bir yatak olmasına rağmen iç bilezik ve dış bileziği eğer siz uygun şekilde sabitlememişsiniz bilezikleri, o zaman serbest yatak olarak bu rulmanı kullanabilirsiniz. Bunun altını çizelim. Yani bakın sabit bilyalı yatak kullanılmıştı. İç ve dış bilezikler sabitlenmesi halinde eksenel yükler taşınabilmişti. Sabit bilyalı yatak gerçekten sabit yataklamada kullanılabilir bir yatak. Fakat burada dış bileziği sabitlememiş olmamızdan dolayı milin hareketiyle hem sağ hem sola hareket edebilir bir dış bilezik olması nedeniyle üstelik sabit yataklama yapılabilecek bir rulman olmasına rağmen dış bileziğin konstrüksiyonu uygun yapılmadığı için serbest yatak veya istenerek böyle yapılmıştır. Serbest yataktır artık bu yatak. Şimdi buradaki arkadaşlar örneğe baktığımız zaman buradaki örnekte sol tarafta sabit bilyalı yatak görüyoruz. Bunun da başlangıçta boşluklu olarak yerleştirildiğini, dolayısıyla suni bir basınç açısının oluştuğunu ve eksenel yatak kuvvet taşıyabilir özelliklerde olduğunu söyleyelim. Eğer aksi söylenmemişse sabit bilyalı yataklar eksenel yük taşırlar zaten arkadaşlar. Bakın iç bilezik mil segmanı ve fatura arasında, milin faturası arasında sıkıştırılmış. Dolayısıyla rulmanın bir milden bağımsız hareket etme şansı yok. Dış bilezik ise gövdedeki fatura ve kapak arasına sıkıştırılmış. Dolayısıyla arkadaşlar hareket nereden geliyordu? Millerden geliyor. Mil sol tarafa doğru hareket etmek isterse mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanını buradaki basınç açısıyla beraber bilyada dış bileziği ittirmeye çalışır. O da kapağa dayanır, hareket etmez. Dolayısıyla sol tarafa doğru gelen yükler bu rulman tarafından taşınmış olur. Sağ tarafa doğru gelen yük ise mil segmanı, iç bilezik, yuvarlanma elemanı, dış bilezik, gövde üzerindeki fatura şeklinde taşınır. Hareket edemez rulman. Dolayısıyla bu sabit yataklamanın yapıldığı yerde hem sola hem sağa doğru olan eksenel yükleri bu yatak taşıyor. Tabii ki radyal yükleri taşıyor. Bu yönde gelen yüklerde bir problem yok. Mil yukarı doğru gitmek istese iç bilezik, yuvarlanma elemanı, dış bilezik, gövde onu taşıyacaktır. Alt tarafa gelmek isterse aynı şekilde. Dolayısıyla bu zaten radyal yük taşıyan bir yatak. Ama aynı zamanda
çift taraflı eksenel yükü de taşımakta sabit yataktır. Şimdi yan taraftaki yatağa baktığımız zaman bu arkadaşlar silindirik makaralı yatak. Fakat burada her şeyden önce yatağın tipine odaklanmamız lazım. Şöyle ki dış bilezikte iki tane omuz var. Dikkat ederseniz yuvarlanma elemanı neydi? Silindirik makara. Bu makaranın sağ tarafında ve sol tarafında olmak üzere iki tane omuz var dış bilezikte. İç bilezikte ise böyle bir omuz yok. Yani yuvarlanma elemanı burada dış bileziğe rağmen hareket edemez. Ama burada yuvarlanma elemanı iç bileziğe rağmen hareket edebilir mi? Evet. Bu bir anlamda arkadaşlar parçalarına ayrılabilen bir yataktır. Bu montaj ve demontaj için güzel bir şeydir. Ama şimdi mesela anlatacağımız konuyla ilişkilendirecek olursak iç bilezikte omuzun olmaması her halükarda bu yatakla hiçbir şekilde eksenel yük taşıyamayacağımız anlamına gelir. Ki dikkat ederseniz iç bilezik sol tarafta mil faturası sağ tarafta mil segmanı arasında sıkıştırılmıştır. Yani iç bilezik milden bağımsız hareket edemez. Dış bilezik ise sol tarafında gövde faturası sağ tarafı ise kapağa sıkıştırılmıştır. Kapak da yükünü neye aktarıyor? Cıvataları aktarıyor. Fakat milin sağ tarafa doğru hareket ettiğini varsayarsak eğer arkadaşlar, mil faturası iç bileziği hareket ettirmek isteyecek. İç bilezik hareketini silindirik yuvarlanma elemanına hareket ettirmeyecek çünkü alt taraf dümdüz. Dolayısıyla mil ile beraber iç bilezik sağ tarafa doğru hareket edecek. Dolayısıyla yük taşınamamış olacak. Dolayısıyla bu bir serbest yataktır. Eğer milden size göre sol tarafa doğru yük gelse ne olacaktı? Mil segmanı iç bileziği hareket ettirmek isteyecek. O hiçbir şekilde hareketi şuradaki gibi omuzlar olmadığı için yuvarlanma elemanını hareket ettirmeyecek. Mil ile beraber iç bilezik sol tarafa doğru gidecek. Yuvarlanma elemanı ve dış bilezik hareket etmeyecek. Dolayısıyla yükü taşıyamayacağız. Sonuç itibariyle sol taraftaki yataklama sabit yataklamadır. Sağ taraftaki yataklama ise serbest yataklamadır. Buradaki yataklamada arkadaşlar iki tane konik makaralı yatak kullanılmış. Basınç açısı şuradaki yatağın şöyle ve şöyle. Diğerini ise şöyle ve şöyle. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? X tertibi olmuş oluyor. Şimdi bu yataklara baktığımız zaman arkadaşlar bir de konstrüksiyonda ilk kez gördüğümüz şöyle elemanlar görüyoruz. Bunlar arkadaşlar sızdırmazlık elemanları. Mile temas ettiği için bu sızdırmazlık elemanı ki şurada bir de bunların yayları söz konusu, bilezikler var, baskı yapıyor. Mile temas ettiği için bu mesela kauçuk olduğunu düşünün, şu çapraz taranmış elemanın. Bunun görevi şu, içeride yağlama yapıyoruz arkadaşlar. O yağın dışarıya çıkmasını engelliyor. Buradan ve buradan. Dolayısıyla sızdırmazlık elemanı içerideki yağın dışarıya çıkmasını engellemek görevine sahip. Peki dışarıda neler var? Her türlü kirler, pislikler vesaire tozlar var. Onların da arkadaşlar içeriye girmesini engeller. Bir tane toz şuradaki bariyeri aşıp sızdırmazlık elemanını aşıp yuvarlanma elemanına ulaşırsa, iç bilezik ve yuvarlanma elemanı arasında kalırsa eğer bu üç cisimli abrazif aşınmaya neden olur. Yatağı ve yatakta veyahut da bilyada çok küçük bir çizik oluştursun, çok büyük ömür kaybına sebep olur. Dolayısıyla sızdırmazlık elemanları son derece önemli. Peki burada arkadaşlar bu yatak radyal yük taşıyor mu? Evet. Dolayısıyla gövde, mil arasındaki bütün radyal yükleri yani mil eksenine dik yükleri taşır. Peki eksenel yük taşır mı? Mesela bu yatak arkadaşlar mil solta size göre sağ tarafa doğru gitmek istese mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışacak. Basınç açısının etkisiyle biz konik kesik koniyi ittirmeye çalışacağız yuvarlanma elemanını. O dış bileziği ittirmeye çalışacak. O da kapağa dayanacak. Yükü taşıyacağız. Dolayısıyla hareket etmediği için yük taşınır. Dolayısıyla sağ taraftaki yatak milin sağa doğru hareket mil ekseni boyunca gelen sağ tarafa doğru gelen yükleri taşıyan yataktır. Burada ise mil sola doğru hareket etmeye isterse arkadaşlar mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışacak. O yuvarlanma elemanı o da dış bileziği ittirmeye çalışacak. O da gövdeye dayanacak. Dolayısıyla sol taraftaki yatakta sola doğru gelen yükleri taşıyabilen bir yataktır. Şimdi bu yatak için sağa doğru yük taşır mı cevabına bakalım. Mille arkadaşlar iç bileziğin sıkı geçme olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde dış bilezik de gövdeyle sıkı geçmedir. Fakat şurayı çok büyük harflerle not edin.
Bu sıkı geçmeler eksenel yük taşıyacak mertebede sıkılıklar değildir. Dolayısıyla buradaki yatakta, yani her iki sıkı geçmede eksenel yük taşıma kapasitesine sahip değildir. Sıkı geçmeden dolayı yük taşıma gibi bir şey söz konusudur. Fiziksel olarak kaymayı engelleyemiyorsak yük taşıyamıyoruz demektir. Dolayısıyla sol taraftaki yatağa bakarsak eğer mil sağa doğru gitmek isterse iç bilezikten kayar ve gider yatak. Çünkü bunun bu şekilde hareketini engel edecek şekilde iç bilezikte bir durum söz konusu yoktur. Buradaki yatak içinse sağ taraftaki yatak için de aynı şekilde sol tarafa doğru hareket için aynı şeyler söz konusu. Eğer diğer yatağı görmeyin, sağ taraftaki yatağa baktığımızı düşünelim. Mil eğer sol tarafa doğru hareket ederse buradaki iç bileziğin altından kayar ve gider. Dolayısıyla yük taşıyamazsınız. Özetle burada arkadaşlar çift taraflı sağa ve sola doğru gelen her iki eksenal yük de taşınır. Sağ tarafa doğru gelen yükler sağ taraftaki, sol tarafa doğru gelen yükler sol taraftaki yatak tarafından taşınacaktır. Burada da mesela arkadaşlar yine konik makaralı yataklar söz konusu. Bakın mile arkadaşlar vida açılmış. Buraya bir somun yerleştirilmiş. Somunu kendi eksen etrafına döndürüp saat yönde de ya da tersi yönde sağ ya da sol elisi olmasına göre somunu yaklaştırıyorsunuz. Somunla iç bilezik arasında bir ara parça kullanılmış. Yani ben somunu döndürdükçe ara parça ittiriyorum. O da neyi sıkıştırıyor? İç bileziği sıkıştırıyor. Burada ise mil faturası var. Eğer milden size göre sol tarafa doğru bir yük gelecek olursa arkadaşlar bu yatak onu taşır. Yani mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır, o yuvarlanma elemanını ittirmeye çalışır, o da dış bilezik de gövdeye dayanır. Dolayısıyla sola doğru olan yük buradaki rulman tarafından taşınır. Sağa doğru gelen yük ise mil somunu hareket ettirmeye çalışır. O ara eleman iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirmeye çalışır. O da gövde faturasına dayanır ve yükü taşır. Özet, sağ tarafa doğru gelen yükler sol taraftaki, sol tarafa doğru gelen milden gelen yükler sağ taraftaki yatakla taşınır. Buna da biz basınç açıları da şu şekilde olduğu için oluşan harf O'ya benzediğinden O düzeni demişim. Şimdi buradaki yataklara baktığımız zaman bakın mil iki yerden yataklanmış. İki tane sabit bilyalı yatak söz konusu arkadaşlar. Şimdi şuradaki yataklamaya bakacak olursak bir kere bunun iç bileziği sağ taraftan hiçbir şeyle kısıtlanmamış. Yani herhangi bir mil segmanı yok vesaire, somun yok, bir şeye dayandırılmamış. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki mil, şu yatak için konuşacak olursak, sola doğru gitmek isterse iç bileziğin altından kayar gider. Eğer mil sağa doğru hareket etmek isterse milin faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanı, o da dış bileziği ittirir. O da gövde içerisindeki bu düz kısımda kayar. Dolayısıyla normalde eksenel yük taşıma kapasitesine sahip olan sabit bilyalı rulman dış bileziğin ve iç bileziğin uygun yataklanmamasının veya kısıtlanmamasından dolayı yatak hareketleri veya bilezik hareketleri burada serbest yatak olmuş olur. Şimdi buradaki rulmana baktığımız zaman arkadaşlar burada çok özel bir durum var. 1. Sol taraftaki yataklama yine sabit bilyalı yataklaması yapılmış. Fakat eğer mil sağ tarafa doğru gitmek isterse bakın iç bileziğin altından kayar ve gider. Yani iç bileziği de mille beraber sağa doğru hareket etmesini sağlayan fiziksel burada herhangi bir şey yok. Dolayısıyla buradaki yataklama sağ tarafa doğru olan yükleri taşımaz. Fakat sol tarafa doğru olan yükleri taşır mı? Evet. Mil faturası iç bileziği, iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirmeye çalışır. O da kapağa dayanır ve cıvatalara yük aktarılmak suretiyle de yük taşınır. Fakat arkadaşlar biz buna sabit yatak diyoruz. Şöyle ki her mil illaki hem sağa hem sola eksenel yük taşıyacak diye bir şey söz konusu değil. Mühendis milin üzerinde taşıdığı veya bulunan elemanları bilir. Hangi tarafa doğru yük geldiğini bilir. Farz edin bu mil sadece sol tarafa doğru eksenel yük taşıyacaksa eğer bunu sağ tarafa doğru da eksenel yük taşıyacak şekilde dizayn etmenin bir anlamı yok. Yani burada bir mil segmanı, burada bir gövde segmanı ya da faturaya dayandırmak zorunda değiliz. Özet, hangi yönde eksenel yük var ve ben o eksenel yükü taşıyabiliyorsam sabit yataklama yapmış olurum. Dolayısıyla burada arkadaşlar sol taraftaki yataklama sabit yataklamadır, sağ taraftaki yataklama ise serbest yataklamadır.
Buradaki yataklama örneklerine baktığımız zaman iki tane sabit bileli yatak görüyoruz arkadaşlar. Sağda da solda da. Sağ tarafta baktığımız zaman sağ taraftaki yatağa baktığımız zaman iç bileziğin sol tarafı mil faturasına dayandırılmış ama sağ tarafta herhangi bir şey yok. Dış bilezik ise gövdedeki fatura ve kapak arasına sıkıştırılmış. Dolayısıyla bu mil arkadaşlar sağ size göre sol tarafa doğru olan yükleri taşımaz. Yani mille beraber iç bileziği sol tarafa doğru hareket etmesini sağlayan herhangi bir şurada fiziksel bir eleman yoktur. Dolayısıyla iç bileziğin altından mil kayar gider. Ama sağa doğru olan yükleri taşır mı? Evet. Mil faturası iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bilezik olmak üzere hareket böyle devam eder. Burada da kapağa aktarılır yük. Kapak da civatalara aktarılır. Kaç tane civata varsa o sayıda civata ile yük taşınmış olur. Dolayısıyla bu sağ tarafa doğru gelen, eksenel gelen yükleri taşıyan bir yatak olmuş oluyor. Buraya baktığımız zaman bir kere şurada çok güzel bir kopya var. İç bilezik arkadaşlar mil faturasına uzak. Yani sağ tarafında herhangi bir hareketi, daha doğrusu iç bileziği sınırlandıran fiziksel bir eleman yok. Sol tarafı da boş. Dolayısıyla mil sol tarafa doğru gitmek isterse iç bileziğin alttan kayar gider. Sağ tarafa doğru gitmek isterse iç bileziğin alttan kayar gider. Dolayısıyla bu bir serbest yataklama olmuş oluyor. Bakın burada şunları söylememize rağmen bu bir serbest yataktır. Normalde rulman sabit bir yere yataktır. Eksenel yük taşıma kapasitesine sahiptir. Aynı şekilde dış bilezikte hem soldan hem sağından sabitlenmiş olmasına rağmen iç bilezik sağından ve solundan uygun şekilde yataklanmadığı için bu serbest yataktır. Ha uygunsuz kötü bir şey midir bu? Hayır. Biz zaten bir yatağın serbest yatak olmasını istiyorduk. Radyal yatak olan veya radyal yük taşıyan bu yatak aynı zamanda eksenel yük taşıyamamaktadır. Burası o zaman serbest yatak oldu. Şimdi az önce demiştik ki bu yatak sağa doğru eksenel yükleri taşıyor ama sola doğru eksenel yükleri taşımıyor. Eğer gerçekten bu yatakta sola doğru bir eksenel yük taşımak zorunluluğu olsa bu yanlış bir yataklama olacaktı. Ama mühendis biliyor ki sadece sağ tarafa doğru bir eksenel yük var. Bu da sağ tarafa doğru olan yükleri taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu sabit yataktır. Bu da serbest yataktır. Burada arkadaşlar iki tane silindirik makaralı yatakla yapılmış yataklama örneği görülmekte. Şimdi daha önce size bahsettiğim gibi şu noktaları biz omuz diyoruz. Bakın şurada bir omuz var, burada bir omuz var. Dış bilezikte iki tane omuz var. Yani silindirik makara dış bilezikten aykırı bir şekilde sola ya da sağa doğru gidemez. İç bileziğe baktığımızda burada bir omuz var fakat burada bir omuz yok. Yani silindirik makara sol tarafa doğru kayamaz ama sağ tarafa doğru kayabilir. Burada da aynı şekilde dış bilezikte iki tane omuz var. İç bilezikte omuz var fakat silindirik makaraya arada bir mesafede duruyor. Yani bir kayma mesafesi veya toleransı söz konusu. Öncelikle bunları bir belirtmiş olalım. Bir kere her ikisi de arkadaşlar çizgisel temasta olduğu için bu doğrultuda ciddi yük taşırlar. Yani sabit bilyalı yataklardan daha fazla yük taşır buradaki yataklar. Hem sağdaki hem soldaki yatak. Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki yatağa bakacak olursak dedi ki hareketler milden geliyor. Milin sağa doğru hareket etmesi halinde mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. Buradaki omuzla beraber yuvarlanma elemanını ittirir sağa doğru. O da bu omuz nedeniyle dış bileziği ittirir. O da gövde şuradaki saca bağlı kapağa dayanır. Dolayısıyla yükü aktarır. Yani mil sağa doğru zaten fiziksel olarak hareket edememiş olur. Dolayısıyla sağa doğru gelen yükleri taşır bu yatak. Peki sola doğru gelen yükleri taşıyabilir mi? Hayır. Milin sola doğru hareketi esnasında iç bileziğin de sol tarafa doğru hareket etmesini sağlayacak burada bir fiziksel eleman yok. Dolayısıyla bu yatak sağa doğru eksenel yük taşır, sola doğru eksenel yükleri taşımaz. Tabii ki radyal yükleri ayrıca taşıyor. Buradaki yatağa bakalım. Burada arkadaşlar sol taraftaki bu yatak sağ taraftaki yatağın bir benzeri. Sol tarafa doğru eğer mil, pardon size göre sağ tarafa doğru mil hareket etmek isterse milin iç bileziği de hareket ettirmesini sağlayacak herhangi bir eleman olmadığı için iç bileziğin altından mil kayar gider. Dolayısıyla eksenel yük taşımaz. Sol tarafa doğru ise mil faturası hareket ettiği an iç bileziği hareket ettirir. O da hareket edebilir. Dolayısıyla sol tarafa doğru yükü de taşımaz. Yani diyeceksiniz ki
şu kadar miktar hareket ettikten sonra yuvarlanma elemanına değecek. O da şuradaki omuz vasıtasıyla dış bileziği, o da kapağı değdirecek, yük taşıyacak. Hayır, biz ona bakmıyoruz. Şu an bir fotoğraf çekiyoruz. Diyoruz ki milin şu an itibariyle sola hareket etmesini engelliyor mu bu yatak? Hayır. Mil faturası iç bileziği hareket ettiriyor. İç bilezik de şu kadar kayabiliyor şuradaki düzlemde, omuz olmadığı için. Dolayısıyla bu çift taraflı anlamda serbest yataktır. Bu da sadece sağ taraftaki yükleri taşıyabiliyor. Yani sağ tarafta doğru gelen mil yüklerini taşıyabiliyor. Peki arkadaşlar, mühendis biliyorsa ki sadece sağ tarafa doğru gelen bir eksenel yük var. Dolayısıyla o zaman böyle bir yataklama yapar. Zaten sol tarafa doğru gelen eksenel yük olmadığına göre gardın almasına gerek yok. Dolayısıyla burası, bu taraf sabit yataklanmış, bu taraf serbest yataklanmış olur. Burada arkadaşlar çeşitli mile iç bileziğin bağlanma stratejileri gösterilmiş. Dikkat ederseniz çift sıralı eğik bilyalı yatak burada söz konusu. Bir tanesinde basınç açısı bakın şu şekilde, bir tanesinde basınç açısı şu şekilde. İç bilezik size göre sağ tarafta mil faturasına, sol tarafta ise mile açılmış ve onun üzerinde hareket eden somuna sıkıştırılmış. Yani iç bilezik mile rağmen hareket edemez. Buraya baktığımız zaman iç bileziğin sağ tarafında, yani rulmanın iç bileziğin sağ tarafında mil faturası var. Sol tarafında ise yine aynı şekilde, bu teknik kısımlara çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü cevaplarını sizden bu şekilde alacağız. Buradaki vida üzerinde hareket eden somunla iç bilezik arasında bir parça söz konusu. Ters taranmış, dikkat ederseniz. Somuna göre ters taranmış bir ara parça söz konusu. Somun ve ara parça sol tarafta, sağ tarafta ise mil faturası olmak üzere bu yatan iç bileziği sabitlenmiştir. Buradaki örnekte ise arkadaşlar yatan iç bileziğinin sağ tarafında mil faturası söz konusu. Sol tarafında ice milin alın kısmına cıvata ile sabitlenmiş bir kapak yapılmış ve o kapağa sabitlenmiş. Dolayısıyla mil hareket ederse iç bileziğin hareket etmeme şansı söz konusu değil. Ya da iç bilezik mile rağmen sağa ya da sola doğru hareket etmez, edemeyecektir. Burada ise baktığınız zaman iç bileziğin sağ tarafında mil faturası gözüküyor. Sol tarafında ise mil segmanı gözüküyor. Dolayısıyla iç bilezik iki taraftan yataklanmıştır. Burada arkadaşlar dış bileziğin sabitlenmesiyle ilgili örnekler verilmiş. Baktığınız zaman dış bilezik size göre sağ tarafta gövde faturası, gövdedeki fatura. Sol tarafta ise kapak arasına sıkıştırılmış. Dolayısıyla dış bilezik arkadaşlar gövdeye göre hareket etme şansı yok. Yani gövdeye relatif olarak hareket etme, gezinme şansı yok. Burada da aynı şekilde dış bilezik iki taraftan sıkıştırılmış, sağ tarafta gövdeye açılmış fatura ya dayandırılmış dış bilezik, sol tarafta ise gövde segmanına, bakın burası boyanmış, bu alt taraf ise boyanmamış, gövde segmanına dayanmış. Dolayısıyla dış bilezik gövdeye rağmen hareket edemeyecektir. Burada arkadaşlar dış bilezik üzerindeki segman söz konusu. O segmanda gövdenin, iki parçalı gövdenin tam arasındaki noktaya sıkıştırılmış. Yani segman vasıtasıyla dış bilezik gövdeye rağmen hareket edemez konumdadır. Fakat bu yani çok büyük eksenal yüklerde uygulanamayacak ama ulaşılması zor yerlerde bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Sonuçta dış bileziği sabitlemiş oluyoruz. Buradaki örnek ise arkadaşlar çok özel bir örnek. Normalde mil üzerine yataklama yaparken iç bileziği sabitlerken hep sağ ve sol tarafına bir takım engeller koyuyorduk. Fiziksel olarak hareket etmesini engelliyorduk. Burada ise sağ tarafında eğik düzlem, sol tarafında ise diş açılmış tek bir parça düşünün. Şunu tek bir parça olarak düşünün. Diş açılmış bölgede arkadaşlar somun ilerliyor. Somun ilerledikçe iç bileziği bu eğik düzlem üzerinde tırmanmaya zorluyor. Tırmanmaya zorladıkça açıdan dolayı kama etkisi oluşuyor ve radyal doğrultuda çok büyük baskılar oluşuyor. Bir noktadan sonra arkadaşlar o kadar büyük bir radyal baskı oluşuyor ki aradaki sürtünmeden dolayı artık eksenel olarak bu yatak kayamaz hale geliyor mile rağmen. Yani mil sol veya da sağ tarafa doğru gitmeye kalkarsa mille şu parça arasındaki sürtünme kuvveti
burada oluşturulmuş olan radyal yükten dolayı o kadar büyük oluyor ki sürtünme direnç kuvveti vasıtasıyla eksenel yükleri taşıyabilir hale geliyoruz. Yani iç bileziği sağ taraftan ya da sol taraftan sabitlemememize rağmen burada mil göbek bağlantısı ilkelerine uygun bir şekilde yarattığımız yüksek radyal yük ve sürtünme kuvveti vasıtasıyla yükü taşıma şans, eksenel yükleri taşıma şansımız var. Düz miller üzerinde istediğimiz herhangi bir lokasyonda. Burada arkadaşlar somun ve mil faturası arasında sıkıştırılmış bir örnek. Burada mil segmanı ve mil faturası arasında sıkıştırılmış bir örnek görüyorsunuz. Şimdi çok önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Gerek iç bilezikte gerekse dış bilezikte rulmanların arkadaşlar fabrika çıkışı bir eğrilik yarı çapları vardır. Dolayısıyla ben herhangi bir rulmanı kullanırken o rulmanın eğrilik yarı çapına uygun bir şekilde milimin şekillendirilmesini de yapmak zorundayım. Şimdi şu şekilde çok dikkatli bakın. Bu bir mil olsun, milin faturası olsun. Mavi olan eğer rulmanın eğrilik yarı çapı, siyah olan da eğer milin eğrilik yarı çapıysa rulman sağa doğru net bir şekilde oluşur ve şu kadar yükseklikle sağa doğru gelen, size göre rulmandan sağa doğru gelen yükleri taşıyabilir ve bu noktada yaslanabilir. Ve eğrilik yarı çapları uygun olduğu için rulmanın yan tarafına dayanabilmesi söz konusu. Bir an için gözünüzde şöyle canlandırın. Siyah olan rulmanın eğrilik yarı çapı olsun, mavi olan da milin eğrilik yarı çapı olsun. Dolayısıyla bu hale zaten rulman gelemeyecektir. Şu noktada takılıp kalacaktır. Yani eğrilik yarı çapları uygun olmazsa rulman yan tarafta faturanın yan tarafına eğer düzgün bir şekilde yanaşamazsa, temas edemezse, eğrilik faturaları uygun açılmamışsa, eğrilik yarı çapları uygun dizayn edilmemişse hata yapmış oluruz. Burada arkadaşlar şu fatura veya şuradaki eğrilik yarı çapından kurtulmak rulmanın tamamen yan tarafa düzgün yaslanabilmesi için şurada bir çentik yapı ile oluşturulabilir. O zaman rulman ne kadar dik bir hani ki dik değildir belli bir eğrilik yarı çapına sahip bir eğim söz konusu iç bilezikte. Bu kadar bu alanı tamamını alanın tamamını yan tarafta yaslanmak için kullanabilir. Çok avantajlı bir tasarımdır. Sadece mil dizaynı yapılırken burada bu konstrüksiyonun yapılmasından dolayı oluşan BTK dikkate alınmalıdır. Onu dikkate almamız lazım. Aynı şeylerin tamamı arkadaşlar gövde içinde ve dış bilezik içinde söz konusudur. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın buradaki örnekte arkadaşlar düzgün ve uygun bir iç bilezik mil tasarımı söz konusu. Mildeki arkadaşlar eğrilik yarı çapı bu. Rulmanın eğrilik yarı çapı bu. Dolayısıyla herhangi bir uyumsuzluk yok. İç bilezik dayanmış mile dayanabilmiş. Yani yarı çapları uyumlu olduğu için dayanabilmiş. Aynı şekilde burada da çok eşdeğer yarı çaplara sahip olduğu için iç bilezik ve dış bilezik mile ve gövdeye dayanmış durumda. Burada bakın mil faturası var. Burada ise segmanda şöyle bir kesme veya koniklik var. Ama uygun olduğu için şurada yan tarafa doğru gelen yükü taşıyabilecek bir ara kesit oluşmuş. Burada çift çizgi olursa radüslerden dolayı rulmanın iç bileziği ya da dış bileziği mil faturası ya da gövde faturasına değinmemiş olur. Çift bilezik olursa rulman kaymak zorundadır. Bu da eksenel yükün taşınamaması anlamına gelir. Burada arkadaşlar rulmanların gövdeye montajı ile ilgili örnekler var. Bakın dış bilezik kapaklı dış gövde segmanı arasına sıkıştırılmıştır. Burada yine aynı şekilde kapakla gövdedeki fatura arasına sıkıştırılmıştır dış bilezik. Dolayısıyla relatif hareket ikisinde söz konusu değildir. Burada ise arkadaşlar iki gövde segmanı arasına sıkıştırılmıştır dış bilezik. Dolayısıyla dış bileziğin gövdeye göre relatif hareket etme şansı söz konusu değildir. Bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar az önce söylemiştik. Dış bilezikte bulunan bir segman söz konusu. Bu segman kapak ve gövde arasındaki bu boşluğa yerleştirilmiş. Dolayısıyla hem sola hem sağa doğru dış bileziğin kaymasını engeller. Altını çiziyorum. Çok yüksek eksenel yükler için çok uygun bir tasarım değil ama sonuçta eksenel yük taşımak için bir alternatiftir. Ve zorunlu kaldığımız yerlerde ya da konstrüktif olarak uygun olduğunu düşündüğünüz yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada ise dış bilezik sağ tarafta gövde segmanına sol tarafta kapağa dayandırılmıştır. Burada ise arkadaşlar
Daha doğrusu şu açıklamayı öncelikle yapalım. Mesela burada farz edin milde de uygun bir tasarım vardı. Dış bilezik sol tarafa doğru gitmek isterse kapağı hareket ettirmek ister. O da cıvata vasıtasıyla yük taşınır. Şimdi buraya baktığımız zaman dış bilezik şöyle bir ara parçaya dayandırılmış. Yani dış bilezik bir nedenden dolayı sağa doğru hareket etmek isterse bu parçayı gövdeye doğru yapıştırmak ister. Burada cıvata varsa bile ona ekstra yük gelmez. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar, gözünüzde canlandırın. Dış bilezik bu parçayı sağ tarafa doğru hareket etmek isterse bu parça gövdeye yapışır. Şu şekilde taranmış olan parça gövdeye yapışır. Cıvataya herhangi bir yük gelmez. Ama dış bilezik bir nedenle, yani bunun alt tarafına hiç odaklanmayın. Bu burada gerçekleşmez ama farz edin ki dış bilezik sol tarafa doğru hareket etmeye zorlanıyor. O zaman bu kapağı ittirmeye çalışır. Bütün yük de arkadaşlar cıvataya gelir. Yani sol tarafa doğru dış bilezik hareket etmek isterse yük kapağa gelir ve cıvatalara gelir. Eğer sağ tarafa doğru hareket ederse bu ara parçaya yük gelir ve aynı şekilde gövdeye temas eder ama cıvatalara herhangi bir yük gelmez. Bu ara parçada arkadaşlar başka bir amaçla da kullanılmış olabilir. Dikkat ederseniz burada radyal boşluk çok büyük iken daha küçük bir radyal boşlukta yataklama yapmak üzere kullanılmış bir ek parça olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar biraz gerçek konstrüksiyonlara benzer uygulamalarla örnek çözmek istedik. Bakın bir dişli çark var. İki yerden yataklanmış mil, yani dişli çark mile oturtulmuş. Daha doğrusu tek parça halinde yapılmış. Sağ ve sol tarafında iki tane yataklama yapılmış. Bu arkadaşlar dişli çarkı etki eden radyal yükü gösteriyor. Eğer ok içi karalanmışsa büyük radyal yük demek. Büyük bir radyal yük var. Eksenel yük yok. Fakat ona rağmen biz sol taraftaki yatağa baktığımız zaman iç bilezik mil segmanıyla mil faturası arasına sıkıştırılmış. Dış bilezik gövde segmanıyla kapak arasına sıkıştırılmış. Eğer sol tarafa doğru bir eksenel yük gelmiş olsaydı mil faturası iç bilezik yuvarlanma ırmağını dış bilezik, dış bilezik de kapağı ettirmeye çalışacaktı. Cıvatalar vasıtasıyla yük taşınacaktı. Hareket edemeyecek. Eğer sağ tarafa doğru bir yük gelmiş olsa mil segmanı iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirmeye çalışacak. O da gövde segmanına dayanacak. Dolayısıyla hareket edemeyecek. Burası sabit yataklanmıştır arkadaşlar. Yani eksenel yük geliyor ya da gelmiyor önemli değil. Sol tarafta yapılan yataklama dolayısıyla sabit yataklamadır. Şimdi sağ taraftaki yataklamaya bakacak olursak. Sağ tarafta sabit bir diğer yatak kullanılmış. Normalde eksenel yük taşıma kapasitesine sahip bir yataktır. Size göre sağ tarafa doğru gitmek isterse mil faturası iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirir ve bu gövde içerisindeki şuradaki boşlukta kayar. Dolayısıyla sağ tarafa doğru olan eksenel yükleri taşıyamazsınız. Burada ise arkadaşlar sol tarafa doğru gelen bir yük olursa mil segmanı iç bilezik yuvarlanma elemanı dış bileziği ittirmeye çalışır. O da gövde içerisindeki bu düzlükte kayar. Dolayısıyla hem sağ hem sola doğru olan yükleri taşıyamaz. Burada serbest yataklama yapılmıştır. Peki burada bu yönlü olan radyal yüke karşılık bunlar radyal yük taşıyabilir mi? Her ikisi de taşıyabilir. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki örneğe bakarken arkadaşlar artık daha gerçekçi konuşabiliriz. Şöyle ki diyor ki bu diş konik diş çarkı etki eden büyük bir radyal yük var. Bir de sol tarafa doğru büyük bir eksenel yük oluşacaktır. Net biliyoruz ki arkadaşlar sağ tarafa doğru eksenel bir yük yok. Çünkü konik diş çarkı etki eden sağ tarafa doğru bir eksenel yükten bahsedemeyiz. Peki o zaman biz bu mili yataklarken bakın iki yerden yataklamışız. Sağ tarafa doğru eğer bu mil eksenel yük taşımıyorsa herhangi bir sıkıntı var diyemeyiz. Çünkü sağ tarafa doğru zaten eksenel yük yok. Ama sol tarafa doğru yükü taşımıyorsa mil yerinden kaçar gider. Dolayısıyla onu yataklamak zorundayız. Şimdi şuradaki yatağa bakacağımızı düşünelim. Bakarsak eğer arkadaşlar iç bilezik sol tarafında size göre sol tarafta mil faturası sağ tarafta da konik dişli çarkın gövdesine sıkıştırılmış. Dolayısıyla iç bilezik mile relatif olarak hareket etme şansı yok. Ama dış bileziğe baktığımız zaman sol tarafı da sağ tarafı da dümdüz bir gövde üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla sağ tarafa doğru etki eden bu eksenel yük iç bileziğe hareket temas etse
Dişçi şark gövdesi kendisi iç bileziği hareket ettirmeye zorlayacak. O bileği ittirmeye çalışacak. O da diş bileziği ittirmeye çalışacak. O da gövde üzerinde böyle kayacak. Dolayısıyla burası arkadaşlar sabit yataklamadır. Eksenel yük taşımıyor. Peki bu eksenel yük taşıyabiliyor mu? Evet. Sağa doğru gelen, pardon, size göre sola doğru gelen yükü mil sol tarafa doğru ittirmeye çalışacak. Dolayısıyla yani buradaki dişçi şark temasından dolayı oluşan sol taraflı eksenel yük mil faturası burada iç bileziğe etki edecek. Hangi yuvarlama elemanı taşıyacak? Soldaki mi, sağdaki mi? Sağ taraftaki. Şuradaki omuz yuvarlanma elemanı ittirecek. O da şu basınç açısı böyle olduğu için bu yuvarlanma elemanı ittirecek. O da arkadaşlar şu elemanı ittirecek. O da bir kapak ve cıvatalarla gövdeye bağlanmış. Dolayısıyla bu yük cıvatalara aktarılmış olacak. Yük taşınacak. Bakın bu herhangi bir yükü ittirmez, taşımaz. Şu taraftaki eksenel eğik olan temas. Çünkü mil faturası iç bileziği ittirdiğinde temas bu şekilde olduğu için bu tarafa doğru gitmeye çalışır. Bilya bunun hareketini engelleyemez. Halbuki burada engelliyor. Çünkü şurada bir omuz var. Şu basınç açısını görebiliyor olmanız lazım. İç bilezik gidemiyor. Bunu sıkıştırıyor. Bu da dış bileziği sol tarafa doğru ittirmeye çalışıyor. O da kapağı ittirmeye çalışıyor ve hiçbirisi ittiremediği için yük taşınmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar çift sıralı eğik bilyenin olduğu bu noktada sabit bilyalı sabit yataklama, burada ise serbest yataklama yapılmış. Bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar bu örnekte yine dişçi çarktan gelen yükler söz konusu. Bu bir sonsuz vida mekanizması. Bir radyal yük var aşağı doğru. Sağ tarafa doğru kuvvetli bir eksenel yük. Sol tarafa doğru ise zayıf bir eksenel yük var ama sonuçta çift taraflı bir eksenel yükleme söz konusu. Önce arkadaşlar şuradaki yatağa bakalım. Bu bir silindirik makaralı yatak. Silindirik makaranın bulunduğu şu noktaya baktığımız zaman dış bilezikte iki tane omuz görüyoruz. Yani silindirik makara omuza göre relatif hareket edemez. Ama alt tarafta hiç omuz görmüyoruz. Demek ki özet bu yatak eksenel yük taşımayacak demektir. Şimdi gerçek halde bakalım. Farz edelim şu zayıf olan sola doğru eksenel yük etki etti. Mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışacak. Burası dümdüz olduğu için ve omuz olmadığı için yani yuvarlanma elemanını da sol tarafa doğru hareket ettirmeye çalışan herhangi bir fiziksel engel, fiziksel unsur olmadığı için mille beraber iç bilezik sol tarafa doğru hareket eder. Bu dolayısıyla parçalarına ayrılabilen bir yataktır. Bakım açı anlamında baktığınız zaman sökülme anlamında bir avantaj teşkil edecektir. Peki size göre sağ tarafa doğru olan yükü bu yatak taşıyabilir mi? Burada bir mil segmanı var. Mil sağa doğru gitmek istese mil segmanı iç bileziği hareket ettirmek isteyecek. İç bilezik ise faturaları olmadığı için, omuzları olmadığı için yuvarlanma elemanı yükü aktaramayacak dümdüz burası. Mil segmanı ile beraber veya mil ile beraber iç bilezik sağ tarafa doğru gidecek. Dolayısıyla burası serbest yataklanmıştır. Ama ciddi anlamda çizgisel teması olduğu için radyal yük taşıyabilir. Fakat çift taraflı eksenel yük taşıyamaz. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman önce güçlü sağ tarafa doğru olan milin yataklanmasına bakalım. Sağ tarafa doğru yük gelmesi halinde mil faturası iç bileziği hareket ettirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanına yük aktarır. O dış bileziği aktarır. O da şu elemana yük aktarır. O da arkadaşlar cıvataya yük aktarır. Dolayısıyla cıvata yükü taşır. Yani yük cıvataya biner. Ama sonuçta hareket edemez mil bu sağa doğru. Dolayısıyla sağa doğru gelen yükü sol taraftaki yani sağ taraftaki yataklama grubuna, buna sol taraftaki yatak diyelim, buna sağ taraftaki yataklar diyelim, iki tane var çünkü. Bu yatak grubunun solundaki konik makaralı yatak sağ tarafa doğru gelen yükü taşır. Peki sol tarafa doğru gelen yükü hangi yatak taşır? Bu zaten yük taşımıyordu. Bu da sağ tarafa doğru gelen yükleri taşır. Çünkü sola doğru yükleri taşımaz. Dikkat ederseniz mil hareket ederken size göre sol tarafta bulunan konik makaralı yatağın iç bileziğini sol tarafa doğru götürecek zorlayan bir fiziksel etken yok. Yani onun da bileziğini sol tarafa doğru çekmeye çalışan bir fiziksel etken ortada bulunmadığı için bu sol tarafa doğru gelen yükleri taşımaz. Ama burada mesela arkadaşlar mil üzerine açılmış vida üzerinde hareket eden somun iç bileziği sıkıştırmış gözüküyor veya dayanmış dolu gözüküyor. Dolayısıyla daha az yük olmakla beraber sol tarafa doğru olan bu eksenel yükü mil sol tarafa doğru gitmek isterse somun
kendisi iç bileziği hareket ettirmeye çalışır. O yuvarlanma elemanını o dış bileziği hareket ettirmeye çalışır. O da bu parçaya takılır. Bu da gövdeye yapışır ve yükü taşır. Peki cıvataya yük gelir mi? Cevap hayır. Çünkü bu parça sol tarafa doğru yaslanmaya çalışır. Cıvataya da herhangi bir yük gelmez. Makine gövdesinin yükü aktarmış olur. Buradaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar sadece radyal yük tanımlanmış, eksenel yük tanımlanmamış. Ona rağmen biz ne yapıyoruz? Bir yatağa sabit yatak yapıyoruz. O da arkadaşlar sol taraftaki sabit bir yatakla yapılan yataklamadır. Ve gerçekten de sabit yataktır. Çünkü sağa doğru, sola doğru mil gitmek istese mil faturası iç bilezik, yuvarlanma elemanı dış bilezik ve kapak olmak üzere. Kapak da cıvatalara dayanır. Yükü yani hareket etmez burada mil, edemez fiziksel kısıtlamalardan dolayı. Dolayısıyla yükü taşır. Eğer sağ tarafa doğru gelen bir eksenel yük varsa mil segmanı iç bileziği hareket ettirmeye zorlar. İç bilezik bilyeyi ittirmeye çalışır. O da dış bileziği ittirmeye çalışır. O da gövde segmanına dayanır. Dolayısıyla yükü taşır. Hem sol hem de sağ tarafa doğru gelen yükleri taşıdığı için sol tarafta yapılan bu yataklama bir sabit yataklamadır. Sağ tarafa baktığımız zaman arkadaşlar bir kere iç bilezikte omuz olmadığı için anlıyoruz ki bu serbest yataklamadır. Ciddi bir radyal yük taşır çünkü çiziksel bir temas söz konusu ama örneğin mil sağa doğru gitmek isterse mil faturası iç bileziği ittirir ve beraber kayar giderler. Yani mille beraber iç bilezik kayar gider. Dolayısıyla bu da parçalarına ayrılan bir yataktır ama eksenel yük taşımaz. Olsaydı da sol tarafa doğru olan bir eksenel yük olsaydı mil segmanı iç bileziği hareket ettirmeye çalışırdı, ittirirdi. Dümdüz olduğu için alt taraftaki yüzey beraberce sol tarafa doğru kayarlardı. Yani iç bilezik sola doğru hareketini yuvarlanma elemanına aktaramadığı için, omuz olmadığı için sağ tarafta yapılmış olan yataklama serbest yataklamadır. Şimdi buradaki örnekte arkadaşlar yine aynı şekilde bir sonsuz vida mekanizması söz konusu. Sonsuz vida mekanizmasında ciddi bir radyal yük var. Sağ tarafa doğru büyük bir eksenel yük, sol tarafa doğru da küçük bir eksenel yük tanımlanmış. Şimdi önce sol tarafta yapılan yataklamaya bakalım. Sağ tarafta ise bir yataklama grubu var. Üç rulmandan oluşan bir grup söz konusu. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki yataklamaya baktığımız zaman mil eğer sola doğru gitmek istese mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışacak. O yuvarlanma elemanı o da dış bilezik ittirmeye çalışacak. Gövde içerisinde kayıp gidecek. Dolayısıyla sol tarafa doğru olan eksenel yükleri bu yatak taşımaz. Sağ tarafa doğru gelen yükleri ise bakın şurada bir mil segmanı var. Mil sağa doğru gitmek isterse mil segmanı iç bileziği ittirmeye çalışacak. O yuvarlanma elemanını o da dış bileziği ittirmeye çalışacak. O da gövde içerisinde kayacak. Dolayısıyla sol tarafta hiçbir şekilde eksenel yük taşımamız söz konusu değil. Ama serbest yataktır bu ama radyal yükleri taşıyabiliriz. Şimdi gelelim sağ tarafa. Sağ taraftaki yataklar grubuna. Şimdi arkadaşlar gözünüzde takip edip fiziksel olarak kim kimi ittirir, ne nereye dayanıyor ya da dayanamıyor mu, hareket kaymak şeklinde gerçekleşiyor mu şeklinde olaya bakmanız yeterli. Şimdi sağ tarafa doğru hareket etmek isterse mil faturası arkadaşlar şuradaki sabit bilyalı yatağın iç bileziğini hareket ettirmeye zorlar. O dış bileziği hareket ettirmek ister. O dış bilezik yuvarlanma elemanını yuvarlanma elemanı da buradaki basınç açısıyla dış bileziği hareket ettirmek ister ve kayar. Rulman komple kayıyor. İç bilezik, yuvarlanma elemanı ve dış bilezik de beraber kayıyor. Ama kayabildiği için bu rulman artık eksenel yük taşımamış oluyor. Dolayısıyla hareketin taşınıp yani karşılanıp karşılanmadığına bakmak için şöyle devam edeceğiz. Buradaki mil faturası az önce iç bileziği ittirmişti. O iç bilezik şu parçayı ittirir. Ters taranmış parçayı ittirir. O sol bileziğe yük aktarır. O yuvarlanma elemanına, yuvarlanma elemanına sağ bileziğe. Bakın burada bir eksenel yatak kullanılmış. Yük sağ tarafa doğru gitmeye çalışıyordu. O da şöyle taranmış parçaya yük aktarır. O da arkadaşlar cıvataları aktarır. Dolayısıyla yük hareket etmez. Yani sağ tarafa doğru gelen eksenel yükü ortadaki eksenel yatak taşıyor. Ha peki bu esnada bu eksenel yatak radyal yük taşır mı? Hayır. Neyi taşıyor? Sağ tarafa doğru olan eksenel yük taşıyor. Peki sol tarafa doğru mil hareket etmek istese bu hareket nasıl gerçekleşecek? Mile açılmış vida var. Vida üzerine sıkılmış olan bir somun var. Somun
Buradaki eksenel yatağın sağ bileziğini hareket ettirmeye çalışıyor. O hareketi bilyeye aktarıyor. Bilye hareketi sol bileziğe aktarıyor. O da bu parçayı gövdeye doğru yapıştırıyor. İleri hareket, dolayısıyla gidemiyor. Peki yükü taşımış oluyor mu? Evet. Peki cıvataya yük biniyor mu? Hayır. Cıvatayı çekmeye zorlamıyoruz. Dikkat ederseniz bu parça gövdeye doğru yanaştığı için cıvataya herhangi bir yük gelmemiş oluyor. Özetle arkadaşlar, şuradaki eksenel yatak sağa doğru olan yükleri taşımış oluyor. Buradaki eksenel yatak ise sola doğru olan yükleri taşımış oluyor. Her iki yatak da radyal yük taşımadığı için sağ taraftaki yataklar grubunda bir tane de radyal yük taşıyan sabit bilyeli yatak konulmuş ve böylece problem çözülmüş. Eğer bu bilyeli yatak olmasaydı, sadece eksenel bilyeli yataklar olsaydı radyal yük taşınamaz olurdu. Diyemezsiniz ki ben hepsini sol tarafta taşıdım. Hayır, sağ tarafa da radyal yük gelecek. Ama eğer bu yatak olmasaydı onu taşıyamazdık. Bu yatak ise radyal yükleri taşıyor ama eksenel yükleri dış bileziğinin konjonktüründen dolayı taşıyamıyor. Buradaki örneğe baktığımız zaman arkadaşlar, burada bir konik dişli çark mekanizması var. Büyük bir radyal yük, büyük bir sol tarafa doğru eksenel yükten bahsediyoruz. Bakın şuraya baktığımız zaman iç bilezik dişli çark gövdesi ve mil faturası arasına sıkıştırılmış. Ama iç bilezikte omuzlar yok. Yani bir şekilde mil sol tarafa doğru hareket etmek istese dişli çark iç bileziği ittirecek. Bu da şuradaki düzlükte kayıp gidecek. Dolayısıyla sol tarafa doğru eksenel yükü taşıyamayacak. Sağ tarafa eksenel doğru eksenel yük diye bir şey yok. Dolayısıyla yani biliyoruz ki olmadığını, o yüzden bu serbest yatakta mıdır? Ki olsa da sağ tarafa doğru olan yükü de taşımazdı. Mil faturası iç bileziği ittirirdi. Onlar da hep beraber şu alt yüzeyde kayarlardı. Sol taraftaki yataklamaya baktığımız zaman bu bir kere arkadaşlar şu yöndeki yükü taşıyor mu? Evet, radyal yük, ki çizgisel temaslı olduğu için de bayağı büyük bir eksenel yük taşır. Sağ taraftaki yataklamaya baktığımız zaman sol taraftaki eksenel yük taşır mı? Evet. Mil faturası iç bileziği ittirmeye çalışır. Buradaki basınç açısı nedeniyle iç bilezik hareketini buradaki bilyeye aktarır. O da dış bileziğe aktarır. O da yatak kapağı aktarır. Kapakta buradaki cıvataları yükü aktarır. Dolayısıyla yük taşınmış olur. Peki buradaki bilyanın sol tarafa doğru olan yüke katkısı var mıdır? Hayır, yok. Çünkü buradaki basınç açısı şu şekildedir. Bu eğer sol tarafa doğru bir yük gelmiş olsa taşıyabilir miydi? Sorusunu öylesine cevaplandıralım. Çünkü normalde öyle bir yük yok. Mide açılmış vida üzerine takılmış olan somun iç bileziği hareket ettirirdi. O da şuradaki omuzdan dolayı, basınç açısından dolayı yuvarlanma elemanını ittirirdi. O da dış bileziği ittirirdi. O da şuradaki parçaya takılırdı ve hareket etmezdi. Dolayısıyla yükü taşırdı. Yani buradaki elemanda, sol, yani milde sol tarafa doğru da bir eksenel yük olsa bu yatak çift yönlü olarak hem sağ hem sol eksenel yükleri taşımış olurdu.